Bronz tenlerden bahsettik. Kıllar yeniden çıkarma, ondan da bahsettik ama şimdi bir de insanların merak ettiği şeylerden bir tanesi, özellikle ben kartıma takılıyorum çünkü izleyicilerimizden gelen sorular üzerine hareket ettiğimiz için ağırlıkta olmak üzere kokuyla ilgili endişeler duyuyorlarmış. Genelde kol altı ter bezlerine zarar veriyor gibi. Aslında böyle bir şey söz konusu değil. Yani sadece şundan kaynaklanıyor. Kişi o bölgeyi sürekli deodorantla ya da herhangi bir şeyle sürekli korurken epilasyondan sonra bunu biraz daha minimale çekiyorlar. Ve otomatikman aslında ona endeksliyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Yani şöyle, zaten gözeneklerimizi kapatan bir şey değil epilasyon. Gözeneklerimiz zaten açık. Ve bunu hani ter olarak ekstra attırdığı bir durumda, yani ben o şekilde olduğunu düşünmüyorum. Yani aslında lazer epilasyon yaptıran kişinin kokuyu engeller aslında. Sadece kişiler genel temizliğini aksattıkları için, yani normalde daha sık bunu tekrarlarken epilasyondan sonra biraz daha rahatlama söz konusu. Çünkü o bölgede tüylenme oluşmadığı için. Ya aslında kokuya neden olan şey tüy değil. Öyle evet, değil mi? Kesinlikle. O bölgede olan tüy değil. Kesinlikle. Ter bezlerinin sonrasında temizlenmemesi, hijyenik gibi. Olmaması. Kesinlikle. Yani tüyler İnsanlar sadece buna endeksliyor. Hızlanmasına, evet, çoğalmasına sebep olabilir ama gerçek sebebi onlar değil. Hijyen problemi yaşayan kesinlikle insanlar diyelim. Ve özellikle yaz aylarında hepimiz otobüse biniyoruz, minibüse biniyoruz, efendim metrobüse biniyoruz, metroya biniyoruz. Ne olur, ne olur, ne olur. Bir sabun, bir su. Belki bilenleriniz vardır ya da anneleriniz, babalarınız ya da yakınlarınız size hatırlatacaklardır. Çok eskiden de yapılan bir kamu spotuydu. Çok da güzel bir kamu spotuydu bu gerçekten. Bir su, bir sabun. İnanın, en evet, güzel koku, en güzel şey.